Herkese merhaba, ben Sert Açay. Uzun zamandır beklediğiniz ev turu videosuyla karşınızdayım. İşte şu anda evimin salonundan size sesleniyorum. Gelin bakalım Almanya'da biz nasıl bir evde yaşıyoruz? Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir balkonumuz var salonda. Dün akşam da kar yağdı. Her yer muhteşem bir kar manzarasıyla kaplandı. Balım, merhaba. Böyle apartmanların olduğu bir bölgede oturuyoruz. Arada yürüyüş yapabileceğimiz bir boşluk da var. Herhalde çocuğumuz duyunca da arada oynayabilir gibi gözüküyor. Size balkondan gösterdiğim yerdeyim. Aşağı indim. Bir de aşağıdan görün istediğiniz burası nasıl bir şey olduğunu. Burası apartmanlar arası bir boşluk. İnsanlar burada yürüyüş yapıyorlar. Çocuklar oynuyorlar. Özellikle baharda yazın cıvıl cıvıl oluyor burası. Bu da bizim apartman. Da balığım. Balığım nereye gidiyorsun? Buraya gel. Bu apartmanlar arası yolun sonunda da işte bizim iki tane marketimiz var. Karşıda Netto, burada da Rewe var. Genelde alışverişimizi buradan yapıyoruz çünkü yürüme mesafesinde yürüyerek 2 dakikada Rewe'de ya da Netto'da alabiliyoruz. Burası da Hoffman içki dükkanı. Her tür alkolü bulabiliyorsunuz. Teşekkürler balım. Hadi gelin eve girelim. Size seslendiğim, videolarımı çektiğim masam. Aynı zamanda bizim tabii ki yemek masamız. Şöyle bir L koltuğumuz var burada. Burada bir TV ünitesi. Ve videolarda kullandığım LED ışık. Balım içeri. Evimizin neşesi Pertev her yeri süpürüyor. Sen Pertev'i seviyor musun? Bu avizeyi de İstanbul'dan getirdik. İstanbul'daki evimizdeki avizemiz. Bu avize bize böyle sanki İstanbul'daymışız havası veriyor. İyi geliyor bana arada sırada. Burası antre. Salondan geçtikten sonra böyle bir antreye geliyoruz. Aslında market videolarında burayı da gördünüz. Genelde buradan çıkış yaptığımız için burayı biliyorsunuz. Gelin bakalım mutfak nasılmış. Burada mutfak var. Ben bu manzaraya da bayılıyorum çünkü tam bir Avrupa manzarası. Evlerin mimarisi, yapısı itibariyle buradan baktığımda kendimi Avrupa'da yaşadığımı anlıyorum. Evde mutfak yoktu. Biz mutfak satın aldık ama üst rafları satın almadık. Alışkın olmayabilirsiniz böyle bir görüntüye. Normalde hep tezgahın üzerinde bir de dolap oluyor. Burada yok. Buzdolabı yine buradan satın aldık. Bu fırının burada olması çok mantıklı. Muhteşem büyük dolaplar var. İçine her şeyi sığdırabiliyoruz. Evet. Ah, Atlas'ımın bebek arabası da burada duruyor. Burada yemek sandalyesi. Kapıyı mı tutuyorsun? Hadi gelin bakalım Atlas'ın odasına.
Burada da atlasan odası var. Şu tarafta da yatak odası var. Aslında yakın olmasını isterdik ama zaten antre çok büyük değil. Hemen girmek çok kolay. Atlasan odası bir yandan da benim şu anda çalışma odam. Ofis yerine burayı kullanıyorum şu anda. Atlas'ın odasında da bir balkon var ama balkon biraz daha depo gibi bizim için. Eşyaları koyduğumuz yer oldu. Burası benim ofisim. Burası Atlas'ın üst değiştirme istasyonu. Dolabı. Böyle oda. Şuna da bayılıyorum. Bu bulut ışık. Çok tatlı değil mi? IKEA'nın vazgeçilmezleri olan şu iki parça ikiye dağılındı. Bu da yakın zamanda Sinem'in Instagram'dan çekilişte vereceği hediye. Ve balımın arkadaşı. Salonu görmüş oldunuz, mutfağı gördünüz, aynı zamanda Atlas'ın odasını da gördünüz. Gelin bakalım nasıl bir yatak odamız var. Burası da yatak odası. Bakayım topluymuş, topluymuş. Şimdi bu ne diye sorabilirsiniz. Bu parçalar aslında Atlas'ın yan koruyucusu. Buradan açılıyor, şuraya kadar yükseliyor. Bir koruyucu. Atlas bazen burada yatabiliyor. O yüzden bunu aldık. Böyle bir de manzaramız var yine odamızda. Gördüğünüz gibi yatak odamız çok büyük değil ama bizi idare ediyor. Şu da balımın rampası. Balım buradan çıkarak yanımıza geliyor. Bu yatakta hep beraber yatıyoruz. Neyse ki yatak çok büyük. Hep beraber sığabiliyoruz. Evet, son bir yer kaldı sanırım görmediğiniz. O da şurası. Burası da banyomuz. Böyle bir banyomuz var. Bu dolaplar yoktu. Ben hepsini aldım. Çamaşır makinesi de bizim Türkiye'den geldi. Teşekkürler Didem. Hala bu çamaşır makinesini kullanıyoruz. O bize yardımcı olmuştu bu çamaşır makinesini almamızda. Kurutmalı çamaşır makinesi. Bir duşakabin var burada. Bu da kapağını açık unuttum. Dolap. Şu bağlantıda taharet musluğu olmadığı için benim sonradan yaptığım bağlantı bir taharet musluğu bağladık. Merhaba. Burası da antre. İşte evimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi evimiz süper büyük değil. 75 metrekare, 2 oda, 1 salon. Salon da ufak, odalar da birazcık ufak ama hayata Almanya'da başlamamız için oldukça yeterli bir evdi. Özellikle de balkondan gördüğünüzü hatırlar mısınız bilmiyorum ama bahçesi olması bizim çok kritikti. Balımı bahçeye çıkartabiliyorum. Aynı zamanda Atlas'ın da gelecekte o bahçede yazları oynayabileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde şehirden uzak olması, gürültüden uzak olması da bizim için çok büyük bir etken. Evin yalıtımı çok iyi. Hiçbir zaman üşümedik. Hatta hep sürekli sıcaklıyoruz. Şu anda da dışarı çıkacağım için böyle giyindim. Yoksa şu anda aslında terliyorum azıcık. Şimdi gelin evden çıkalım. Evin etrafında neler varmış onları göstereyim. Biraz sonra çıkacağım dışarı seninle, olur mu? Şimdi video çekmeye gidiyorum. Olmaz mı? Çak. Evet, evin anahtarı yok. Anahtar böyle elektronik. Şunu göstermek istiyorum. Bu apartmanın girişinde var. Evet. Welcome, willkommen. Karşılama. Evet, apartmandan çıkınca
Böyle bir sokağa geliyoruz. Otobüsün geçtiği bir ana cadde. Ama biz bugün yürüyeceğiz. Merkezi doğru götürmek istiyorum. Daha doğrusu benim evim merkezden uzak ama evimin olduğu muhitte de bir mini merkez var. İşte alışveriş merkezinin olduğu, marketlerin olduğu, bazı dükkanların olduğu minik bir merkez var. Yani şehrin merkezi değil ama bu ilçenin merkezine sizi götüreceğim. Mahallemizin Türk Bakkalı acil durumlarda alışveriş yapmışımız var bir iki kere. Şöyle gidersek bizim ilçenin merkezine doğru gitmiş olacağız aslında ama ben sizi şöyle götürmek istiyorum. Çünkü şurada bir sürpriz var. Bakalım burada ne varmış. Sürprize doğru ilerlerken bir yandan da size şundan bahsetmek istiyorum. Ben Berlin'in doğusunda yaşıyorum. Buraya bizden çok önce göçenler Berlin'in doğusundan korkuyorlar. Dazlaklar var, orada ırkçılık yapılıyor diyorlar. Ama artık günümüze geldiğimizde böyle şeyler kalmamış. Benim olduğum muhitte genelde benim gibi ekspatlar yaşıyor. Polonyalı, İtalyan, Rus, çoğunluğu İngilizce konuşan, azınlığı Almanca konuşan bir community var burada. O yüzden şunu söyleyebilirim ki Berlin'in doğusu sanıldığı gibi değil artık. Çok açıkça şunu söyleyebilirim ki şu anda ben video çekerken bile insanlar benim konuştuğum dilin Türkçe olduğunu anlamıyorlar. Ama Berlin'in merkezinde herkes Türkçenin nasıl bir dil olduğunu çok iyi biliyor. Yani şunu da söyleyebiliriz. Evet, Berlin'in doğusunda benim gibi yaşayan Türk sayısı oldukça az. Şimdi sürprize doğru yaklaşıyoruz. Buraya bayılıyorum. Yani evimin dibinde böyle bir şey olması tabii büyük bir lüks. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Çok şanslıyız tabii böyle bir yerde oturduğumuz için. Baharda alıyoruz çıkınımızı, piknik sepetimizi, piknik örtümüzü. Geliyoruz buradaki çimlerin üzerine atıyoruz piknik örtümüzü. Kahvemizi içiyoruz. Kahvemizi yudumlarken kitabımızı okuyoruz. Muhteşem bir yer. Özellikle apartmanda yaşayan bir insan için, nefes almak için böyle bir yere çıkabilme şansı muhteşem bir şey. Gördüğünüz gibi karda bile İnanılmaz insana huzur veriyor. Şimdi benim oturduğum ilçenin merkezine doğru gitmeye devam edebiliriz. Evet, bizim ilçenin merkezine geldik sayılır. Şu ileride gördüğünüz turuncu binalar, merkezin olduğu yerler. Tren istasyonlarının, U-Bahn'ın, S-Bahn'ın olduğu yerler. Aynı zamanda büyük bir alışveriş merkezi var. Bizim ilçenin adı Schöneweide. Schöneweide Zentrum diye bir alışveriş merkezi var. Burası da Atlas'ın ebesi. Atlas'ın ebesinin olduğu Atlas'ın ebesinin ofisi burası. Burada Almanya'da bir ebelik sistemi var. Her bir bebeğe, anneye, hamile anneye ebe atanıyor.
Almanya'daki doğum sürecini ve Almanya'daki ebelik sistemini Sinan bize başka bir videoda anlatır diye düşünüyorum. Şimdi merkeze gelmek üzereyken şunları söylemek istiyorum size. Almanya'da nerede yaşadığımızın önemi kalmayan bir döneme girdik tabii ki. Koronavirüs pandemisinden dolayı hepimiz eve kapandığımız için aslında nerede yaşadığımızın hiçbir önemi kalmadı. Hatta en ucuz kirayı verebileceğimiz yerde yaşamak ve çalışma alanının olduğu bir ev daha kritik oldu. Şehir merkezdeyiz. Bu gördüğünüz yer Bürgerhamt. Yani ne deniyor acaba Türkçe'de buna? Belediye işleri. İşte adres kayıt işleri, ehliyet yenileme işleri falan gibi ve kağıt kürek işlerinin yapıldığı ofis. Tam Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Şuradan da anlayabilirsiniz ki trafik ışığından biz şu anda Berlin doğusundayız. Berlin doğusundaki ile batısındaki ışıklar farklı. Bizim ilçenin merkezine geldik. Gördüğünüz gibi Deutsche Bank ATM'si, bir tane eczane, restoran, Sparkasse diye bir banka var. Onun şubesi. Metro istasyonu, otobüs durağı, McDonald's, Kaplan, MediaMarkt. İşte bahsettiğim alışveriş merkezi şu. Çok da enteresan büyük bir yer değil yani. Ama içinde ihtiyacınız olabilecek her şey var. Ayakkabıcılar, tekstilciler, market zinciri, eczane, restoranlar. Evet, uzun zamandır beklediğiniz videoyu çekmiş bulunuyorum. Yani Almanya'da, Berlin'de nerede yaşıyorum, nasıl bir evde yaşıyorum, muhit nasıl, çevremde neler var, bunları göstermiş oldum size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok beklediğiniz videolardan bir tanesiydi. İstediğiniz gibi olmuştur inşallah. Detaylara bakın. Merak ettiğiniz şeyler varsa sorun aşağıda. Ben size cevaplayayım. Ya da merak ettiğiniz başka yerler varsa buradaki dükkanlar gibi oralara da gidip video çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.